Merhaba, ortadan ikiye bölüne köyde ev satışı yapmaya devam ediyorum. Köyün diğer tarafında yaşamak istemeyen köylülere burada ev yapıp ev satıyorum. Şuna bakın, yeni köylüler gelmeye devam ediyor. Hamburgerlerinizi birazdan getireceğim. Benimki double olsun. Tamam. Double olur, normal olur. Hepsini yaparım. Hemen gidip şu köylere de ev satacağım. Neredeyse karşı tarafta yaşayan köylü kalmadı. Bu yaşamıyor. Görüyor musun şunu? Bu köyün diğer tarafının hali beter. Gidip şu yeni gelen köylere de ev satalım. Bu köyde huzur içinde yaşasınlar. Bu köyde öyle şeyler olmaz. Görüyor musun halini? Köylülere bak. Pılını pırtını toplayan buraya geliyor. Aç şunu, köye gireceğiz. Oldu, hemen açıyorum. Bu köye öylece giremezsiniz. Nedenmiş o? Eğer bu köyde yaşamak istiyorsanız bu köyden bir tane ev satın almanız gerekiyor. Ev mi? Evet, ev. İki çeşit evimiz bulunmakta. Birisi büyük, birisi biraz daha küçük. Ben alıyorum. İşte aklı başında bir köylü. Sen de karşıya gidersin artık. Dur, tamam, ben de alıyorum. Demek alıyorsun, vazgeçtin. Bu paraya anca küçük olandan eder. Al. Sana büyük ev satacağım. Bir sürü elmas. Alalım. Üstümde başımda yer kalmadı. Al şunu. Şunları şuraya atalım. Gelin, önce sizin evinizi göstereceğim. Hangisiydi? Benim evim nerede? Orada. Orada ne işi var la? Gidiyor, sabret birazcık işte. Şurada görmüyor musun? Bir sürü köylü geldi. Yani bu köyler iyi ki köyü ortadan ikiye bölmüşler. Onlara ev satıyorum, ne güzel. Evim nerede? Gidiyoruz. Kulağımın dibinde niye bağırıyorsun? Benim evimi göster çabuk. Az kaldı, geldik işte. Gel şöyle. Yanlışlık oldu, senin evin en baştaydı. Gel, boşa yürüdük o kadar. Gel tekrardan. Arkadan bağırıyorsun, kafamı karıştırdın. Senin evin işte burada. Gel buraya. Burası işte. Al şu anahtarı da. Hamburger dükkanındaki müşteriler bekliyor. Biraz acele edin. Sizin evinizde işte burada. Girelim. Size evi gezdireyim. Bakayım. Ez gez bitmiyor. Çok yoruldum. Anahtarı şuraya asıyorum. Evim amma büyükmüş. Büyük ama neye göre büyük? Senin beynine göre. Diğer müşteriler bekliyor. Tamamdır, evlerin hepsini de sattım. Pardon, bu köyde tehlikeli bir şey olur mu? Öyle şey olur mu? Bu köy çok güvenli bir köydür. Öyle tehlikeli olaylar falan hiç olmaz. Bugüne kadar bir kere bile olmadı. Görmedim yani. Gerçekten o kadar güvenli mi? Bu köyde hayatta öyle şeyler olmaz. Ayrıca ben de çok şanslı bir insandır. Başıma bela musibet çok az gelir. Hoş geldiniz. Hazırlayalım hamburgerleri. Bundan sonra da başımıza bela falan gelmez. Alalım. Birincisi hazır. Görüyor musun şu hamburger hazırlama hızımı? Hamburgerler hazır. Alın, afiyet olsun. Yenir, omega. Durmayın, verin 20 elmas mı? O silah sesi neydi? Sanki birisi ateş etti. Kesin karşı taraftan gelmiştir. Kimse var mı? Karşı tarafta da kimse gözükmüyor. Bunlar kim? Köylü. Ne oldu? Hani bu köyde kötü şeyler olmazdı? Ne oldu ki? Ya olmaz ki zaten. Kim söyledi? Kandırmışlar seni. Bu köyde öyle şeyler olmaz. Oldu bile. Bir şey olur mu? Beni vurdular. Ne oldu ki? Bak gördün, senin için double yaptım. Bunu başka kimseye yapmam başka. Nasıl olur? Kim vurdu seni? İyi misin? Mahmut, şu adamı buraya çağırın. Patron seni çağırıyor. Geliyor patron. Geliyor muyum? Daha ben cevap vermedim ki. Gelirim, ne olacak ki? Çekilin. Bizim patrona bir hamburger yap. Ağzı sulanmış. Yapalım. O kadar yeter mi? Biraz daha yap. Tamam, yapıyorum. Azi ağzına sığmaz la. İşte bu, görüyor musunuz? Süper. Ver onu bana, durma. Tamam, alın. 30 elmas. Patron para ödemez. Ödemez mi? Evet, bana afiyet olsun. Versene parasını. İstersen başka bir şey vereyim. Silah. Yok sağ olun, ben almayayım. Şimdi sizin işinizi bitireceğim. Buraya yaklaşma. Oğuz patron silah almaya çalışıyor bak. Öyle yapıyorsa bitirin işini Mahmut. Yok, siz yanlış anladınız. Silah dükkanıma almıyorlar beni. Pardon, kola var mıydı? Kola mı? Evet, kola. Kola şuraya, suçlar gelmiş bakın. Onun işini bitirdiler. Yok la kola. Ne olur gidin şuradan. Suçlar köye geldiler ama yanlış köye geldiler. Karşı taraf sandılar burayı. Bundan sonra bu evlerde oturan herkes bize kira ödeyecek. Benim sattığım evlerden kira topluyorlar, görüyor musunuz? Ben buna izin vermem. Şunlardan hemen kurtulalım. O suçlar güzel, bunlar olur. Bu suçları hemen temizleyeceğim. Nerede benim o? Burada. Çıkalım. Yanlış köye geldiniz. Sen kimsin la? Ben şimdi sana göstereceğim. Bak, aç ağzını, geliyor. Gel buraya geri. Alalım. Mahmut nereye gitti patron? Hemen gösteriyorum. Şuraya. Yakalayalım şunu. Onun momentumuyla kendimi havaya doğru uçurdum. Siz de alın. Kafanızı kıracağım sizin. Neredesin la? Buradayım.
sizi düzgünce uyarmıştım. Tamam, sakin ol, gidelim biz. Hiçbir yere gidemezsin. Şu elimin hareketlerini falan görüyor musunuz siz? Patron, bu adam tehlikeli. Al bakalım. Geliyor. Bak. Siz de alın. Siz de gelin buraya. Buradayım. İkiniz aynı anda. Tamamdır. Çekicim sayesinde suçlardan hemen kurtuldum. Bu iş bu kadar. Bundan sonra da bir şey olmaz. Tamamdır, gidelim. Çabuk haberlere bakın. Haberlere mi? Ne oluyor ki? Olamaz, sonumuz geldi. Yalnız şaka yapmayın. Ne oluyormuş? Ne diyor? Sayın seyirciler, şehre doğru büyük bir tsunami geliyor. Kaçın, kendinizi kurtarın. Ben de burada kaldım işte. Birazdan ben de suda falan boğulurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arabalara falan da binmeyin. Onun içine su dolar, orada kalırsınız. Bir kedi olur, köpek olur, onları da kurtarın. Şöyle dağlık alanlara falan kaçın. Yoksa Allah rahmet eylesin. Görüşürüz. Tsunami geliyormuş. Bu taraftan geliyor. O tsunami ile savaşalım. Savaşalım mı? Bunu mu getirdin? Suya su mu sıkacaksın? Biliyordum, hem köylülere almayacaktım işte köye. Suya su mu sıkacaksın sen? Al şunu. Bizi kurtarmaya geliyorlar. O gelen ne? Bu ne la? İtfaiye geldi. İtfaiyeyi kim çağırdı? Tabii ki de ben çağırdım. Sen mi? Tahmin etmeliydim. Hemen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Köyü koruma altına alacağız. Sen git ama. Tsunami'den daha yüksek bir set yapacağız. Böylece tsunami'yi durduracağız. Şimdi bir sürü oduna ihtiyacımız var. Tahtaya ihtiyacımız var. Hepsini de getirin. Güzel. Şimdi hazırsanız bu odunları kullanarak köye tsunami'nin girmesini engelleyeceğiz. Hep birlikte dizmeye başlıyoruz. Köyün önüne büyük bir duvar yapacağız. Ama bu duvar çok büyük olacak. Alın odunları, indirmeye başlayın. Ben indiremem. İndiremez misin? Niye? Gerçekten söylememi istiyor musun? Tamam, söyleme, biliyorum niye olduğunu. Durmayın, duvarı yükseltmeye devam edin. Tsunami çok daha yüksekten gelecek, bu yetmez. Hata var mı sizde? Biraz daha odun toplayın çabuk. Bu duvarın çok yüksek olması gerekiyor. Hem de bu duvarın sağlam olması gerekiyor. Asla boşluk bırakmayın, su alır. Ben tsunami ile savaşabilirim. Tsunami ile mi? Boşver, öyle şeyleri yapma. Dizelim şunları. Duvarı yükseltmeye devam ediyoruz. Tsunami birazdan burada olacak. Köyün diğer tarafı sular altında kalacak. Öylece bu köyün içindeki suçlar temizlenmiş olacak. Daha fazla tahtaya ihtiyacımız var. Merak etmeyin, tsunami bu köyün içine giremeyecek. Tsunami'den koruma duvarını yükselttik. Şunu görüyor musunuz? Tsunami bu duvarı aşamaz. Merak etmeyin, sağlam yaptınız mı? Ufak bir çatlak falan varsa su oradan sızabilir. Kontrol edeceğim. Çekin şuradan. Güzel. Öyle gidiyor. Haberleri açın, tsunami neredeymiş? Olamaz, tsunami köye doğru yaklaşmış. Diğer köy sular altında kalmaya başladı bile. Merak etmeyin, bu duvar bizi koruyacak. Siz duvarda çatlak falan var mı, onu kontrol edin. Yoo, sapasağlam, merak etme, sen bize güven. Size mi? Ben size nasıl güveneyim lan? Diğer köy suların altında kaldı. İçinde kim varsa işi bitiyordur şu anda. Tamamdır, sular bizim duvarda durmaya başladı. Size bu duvarın işe yarayacağını söylemiştim. Sular duvarın orada bekliyor. Öylece tsunami'de kurtulduk. Suların çekilmesini bekleyeceğiz. Rahatız. En iyisi rahatımıza bakalım. Hamburger satışı yapayım ben. Olamaz, duvarda çatlak çıktı. Çatlak mı? Ne? Olamaz, koyun içine sular doluyor. Yalancılar, nerede hani? Olamaz, orayı çabuk kapatın. Kim yaptı bunu? Tamamdır, sorun kalmadı. Olamaz, su sızmaya devam ediyor. Olamaz, köye su bastı. Basar tabi, size dikkatli olun demedim mi ben? Olsun, başka çatlak var mı, onları tamir edin çabuk. Olamaz. Bakalım. Şuralardan tsunami köyün içine girdi ama az girdi, bu kadar. Bel seviyesinde. Herkes kovaları getirsin, şu suları boşaltmamız gerekiyor. Bak, görüyor musun, yeni yaptığım evlere falan hep su bastı. Neyse ki tsunami'den kurtulmayı başardık. Bu duvar sayesinde sular köyün içine dolmadı. Duvarlardaki çatlaklar yüzünden köyün içine sular sızıyor. Karşı köy adeta helak oldu suların altında. Evet, bugün köye doğru gelen tsunami'yi durdurmak için büyük bir duvar yaptık. Eğer bugün tsunami'ye karşı yaptığımız korumayı sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer köylüleri ikiye bölünmüş köyün diğer tarafına göndermemi istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım videoya gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.
Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.